Bu adamı 10 senedir tanıyorum. 10 senedir bir alışverişim oldu, o zaman aldım. Ondan sonra tekrar yine bir böyle birikimlerimi getirip ona veriyordum. Böyle en aşağı bir 30, 40, 50 kişi civarında bir adamlar var. Onların hepsi de böyle bunu emin biliyordu. Getirip getirip paralarını bunlara veriyordu. Verdikten sonra bu adam onlara belli bir miktar, ben siz bu paranızdan bu kadar kar ettim, yarısı benim, yarısı da sizin diyerek kar payı veriyordu onlara. Altın olarak öbürleri duruyordu. Böyle devam etti. Birinci ayda geldi. Ben bu adama geliyorum diyorum, kardeşim benim paramı ver, ihtiyacım var. Ben ev alacağım, ihtiyacım var. Alamıyordum. 10 gün sonra, 1 ay sonra, 3 ay sonra bu kaçıncaya kadar böyle devam etti. Öbür mağdurlar da aynı. Bir türlü paramızı alamadık. Adam zarar ettim diyormuş. Zarar etti de bu önlemini niye almamış? Ben alamadım. Birinci aydan beri istiyorum, alamadım. En sonunda geldi, geçti, gitti. Başka mağdurlar var. Çok mağdur var. En az 20'den fazladır. Benim kaybım 180 çeyrek. Evimi sattım daha doğrusu. Ben üst kattan ev alacaktım. Param çıkışmadı. Evimi sattım. Abdullah Bey bu sene de biraz dursun. Kişi yani 30 civarındaydı tahminim. Bayağı yani oldu biraz. Biz hesaba karışmıyorduk. Hesabı o yapıyordu, o çözüyordu yani. Bizimle bir alakası yoktu hesabın. Ya güveniyorduk, dostumuz biliyorduk ama şimdi bilemiyorum yani. Ya, yakın yani. Yakın. Alışverişimizi bundan yapardık. Tanışı işte bilemiyorum. Tuzak derken bunu zarar ediyordu madem. Dediğim gibi önlem